Nasıl bir karakter? Yani okulunu bitirmiş, ayakkabıcıda çalışan ama kendini sürekli geliştirmeye çalışan, bu yüzden eğitimlere giden, kurslar alan, sürekli kendine bir şey katmaya çalışan ki sonra zengin edebilsin biraz para göz gibi. Öyle birini oynuyorum. Hepimizin evdeki annemiz kadar bir anne olması orada, kardeşimiz kadar, ablamız kadar biri olması, dışarıdan ben geliyorum, ben de normal biriyim yani. Çok bizden, çok insancıl, çok uzak bir şey değil insana, o yüzden herkes her şeyi onun içinde bulacaktır bütün duyguları diye düşünüyorum, samimiyim bunda. Büyüme evresine girdiğimde en büyük düşmanım oldu yani. Anladım ki hayatta umut ettiğinde beklenti oluyor. Beklentin olduğunda çok yaralanabiliyorsun. Çok tehlikeli bir şey umut. Bir de umut edip beklemek var, o daha tehlikeli ya. Umut büyük bir şey böyle. Yem gibi ama yem yok ortada aslında. Neye gideceğini de bilmiyorsun. Çabalarsan umut etmek güzel ama çok tehlikeli de bir şey. Ama insan oldukça da umut var yani şu an. İpek ikidir çok güzel bir şey söylüyor. Bu kabalık çağında bunlar incecik insanlar. Yani eğer bu yazılmamış olsa kimsenin ilgilenmeyeceği insanlar. O yüzden dedim herkesin evindeki hali, yani çok özel büyük bir olayı da olmadığı için. Ama Tennessee Williams da ince ince insanın o küçük işte hayallerini, deminki dediğim gibi küçük mücadelelerini anlattığından bir anda bunlar görünür insanlar oluyor. O çok kıymetli geliyor bana. İbo çok güzel bir reji yaptı bence, İbrahim Çiçek. İpek şahane, Aslı şahane, Cem zaten şahane. Güzel böyle küçük bir evin 2 saatini izleyecekler. Kendilerinden çok şey bulacaklar. Umarım geliştirir, değiştirir, umutlandırır, öğretir bir şey, ne bileyim, hep beraber bir şey paylaşıyoruz işte yani.